Arkadaşlar hoş geldiniz. Carlsen 5 hamlede Matt'ı 5 saniyede gördü. Normalde Carlsen ve Matt kelimelerini pek bir arada görmüyoruz. Dikkatinizi çekmiştir. Genelde bu adam oyun sonunda ya da oyun ortasındaki stratejik hamlelerde çok çok iyi ve oyun genelde zaten rakibin terk etmesiyle bitiyor. Fakat bu kadar atak Carlsen'i gerçekten son 10-15 senedir belki de hiç görmedik. Ve son dönemde Carlsen gerçekten çok agresif. Bakalım neler olmuş bu karşılaşmada. Beyazlar oyuna at F3 ile başlıyor ve Christopher Yeo Title Tuesday'deki rakibine karşı at F6 ile başladı ilk hamle olarak. G3'ten sonra da tabii ki merkezi hemen almak istiyor. Rakip Carlsen de olsa kim olursa olsun D5'i sürüp burada merkezi hemen almak istiyorsunuz. Fil G2 ile beraber Carlsen sakin sakin gelişimine devam ediyor. E6 hamlesi oynandıktan sonra da burada kısa rok atıldı. Fil E7 D3 ve siyahlar da kısa rok attıktan sonra her iki tarafta gelişimine devam ediyor. Beyazlar A4'te vezir kanadından bir alan kazandı ve siyahlar C5 ile beraber yine merkeze oynamış oldular. Ve burada beyazlar bile isteye piyon kaybediyorlar ve E4 oynuyorlar. D çarpı E4 ve normalde siyahlar at çarpı E4 hemen alabilirler. Vezir E2'den sonra at F6, kare D1'den sonra belki vezirin herhangi bir yere gitmesiyle beraber oyun devam edebilirdi ama beyazın konumuna bakar mısınız? At E5 ile beraber filin çaprazı açılacak. At C3, at B5'lere bakabiliyor. Fil F4, fil burada G5'e gidebilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla buradaki piyonu almak istemiyor. Ama aklımıza önce bir vezir D1, sonra kale D1'den sonra at E4 olmaz mıydı diye geliyor. Bence olabilirdi. Fakat yine de bu riske girmek istemedi Christopher Yeo burada. İlerleyen zamanlarda tabii ki beyazların burada aktif oyunu at E5 ile beraber bunu istemesi, işte atın F6 ya da D6'ya dönmesinden sonra at C3'ler, filin F4 ya da G5'e gelmesi birazcık canını sıkmış olacak ki E4'ü hiç almadı. Hiç orada olmadı. Vezirleri de kesmiyor. At C6 biliyorsunuz. Bu adam vezirlerin kesildiğinde daha da iyi oynuyor. Dolayısıyla Carlsen'e karşı vezir kesmek birazcık tehlikeli oluyor. E5 ve E5 ile beraber Carlsen hem filin çaprazını açtı hem de bu atı rahatsız etti. At D5'e gittikten sonra vezir E2 hamlesini görüyoruz. Ve B6'dan sonra da fil B7 ve bu çaprazda çok güzel bir şekilde G2 filine karşı koyacak Christopher Yeo. C3 hamlesi oynandı. Atın B4'e gitmesi istenmiyor. Vezir C7'den sonra da beyazlar hep kale D1 oynayacaklardı ama şu an kale D1'in pek de önemi kalmadı. Çünkü artık yerinde veziri bulamayacaklar. At BD2 ile gelişim devam ediyor. At E4'e konabilseydi çok güzel olacaktı ama şu anda öyle bir şey mümkün değil. At E5 ve vezir E5 tehditleri sebebiyle at E4 olmayacak. Dolayısıyla bu at gidip C4'e zıplayacak. Fil B7'den sonra bir tane kale E1 ve kale AD8'den sonra da H4 H6 hamlelerini gördük. Şimdi süreleri baktığımızda 14 hamle oynandı ve Carlsen sadece 15 saniye harcadı ve Christopher Yeo yaklaşık 1 dakika harcadı. Carlsen zaten buraları muhtemelen çok çok hızlı oynayıp artık konumu yavaş yavaş değerlendirmeye başlayacak. Çünkü hatalı bir hamle yapmadı. Beyazlar hafif hafif üstünlüğünü arttırmaya çalışıyorlar. AC4 hamlesi geldikten sonra bir tane fil A6 ve buradaki çapraz tabii ki çok sıkıntılı. Hem burada E5'e yapılan baskı hem de tabii ki bu çapraz birazcık beyazların canını sıkıyor. Vezir E4 hamlesi geldi. Eğer şimdi fil C4 alırsanız tabii ki vezirle gidip dönecek ve E5'i de kale zaten çoktan korumuş olacak. Kale D7 hamlesiyle beraber kale D8'in de hazırlıkları yapılıyor ve fil F1'den sonra kale FD8 oynandı. Yani bunun tam olarak yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kaleyi buraya koymak en güzel hamlelerden bir tanesi, fakat şah kanadı birazcık yalnız kaldı gibi ve fil D3 ile beraber beyazlar hemen onu değerlendiriyorlar ve gördüğünüz gibi vezir H7'den sonra şah F8 ve devamında vezir H8 mat olacak. Buna bir çözüm bulmanız lazım ve o çözüm G6 ile beraber oradaki çaprazı kapatarak geldi ve fil C2'ye hemen çekiliyor. Çünkü buradaki atın işte C3'e vurmasıyla kale D3 boşta kalabilirdi ya da at F6'dan sonra kale D3 boşta kalabilirdi. Dolayısıyla fil oradan hemen kaçtı.
H5 hamlesi oynandı. Tabii ki buraları hemen tutmak istiyor. Çünkü beyazların amaçlarından bir tanesi burada fili sakin bir yere çekti. Bir tane burada H5 oynayacak ve G6'ya basacak. Normalde hamle fil B7'ymiş ama bence bulması çok zor. H5 hamlesi geldi ve burada beyazlar hemen G4 oynuyorlar. Alt G5 de oynayabilirlermiş F7'ye bakıp devamında vezir G6 almak için. Ama şu anda G4 daha sakin bir hamle. H4 hamlesi geldi. Vezir G4 ile beraber yine H5 isteniyor burada. Ona karşılık fil C4 ve vezir C4. Şimdi yani vezir de ne yapsın? E4'ten bir o tarafa koşturuyor, bir bu tarafa koşturuyor. Ve sonunda da tekrar gideceği yer vezir G4 gibi gözüküyor. Şah G7 hamlesi geldi. Amaçlardan bir tanesi kaleye H8'e aktarıp H4'e baskı yapmak olabilir. Dolayısıyla hemen bir tane H5 oynanıyor. Ve burada belki kale H8 olabilir miydi diye bakıyorum ama HG6 da birazcık korkutucu açıkçası. Çünkü HG6 FG6'dan sonra vezir G4'e gelip buraları basabiliyor. Dolayısıyla bir tane G çarpı H5 geldi ve burada inanılmaz akıllıca bir şah H1 hamlesi. Çünkü H1'ını feda ettiniz, kale H8'e gelebilirdi ve şu anda kalenin H8'e gelmesi herhangi bir önem taşımıyor beyazlar için. Çünkü beyazlar istediği gibi atağı yapacaklar. Vezir E4'ten buralara bakacaklar, kale G1 gelebilecek, at G5'ler gelebilir, fil G5'ler gelebilir, fil H6'lar gelebilir. O yüzden buradaki şahın durumu sıkıntılı. Kale H8 tek hamle bulundu. Şahın da buradan bir an önce tüymesi gerekiyor. Ve kale H8 hamlesinden sonra bir tane vezir E4 dediğimiz gibi geldi. Şimdi bu vezir E4'ün amaçlarından bir tanesi aslında kale E5'e bakarken artık kale G1 ile beraber burada E5'in çok da önemi olmaması. Şah F8'den sonra bir tane kale G1 hamlesi geliyor. Ve at A5 ile beraber yani beyazlar burada atağı kovalarken siyahlar vezir kanadında ne iş yapıyor Allah aşkına? Ve at A5'ten sonra yani bunun yanlış olduğunu yani bakmasak da anlayacağız. Çünkü çok kötü. At orada hiçbir şey yapmıyor. C6'da en azından şuraları bir yerlere bakıyordu. Belki E5'e bakıyordu ki vezir burada kalmaya devam edecekti. Ve şimdi beyazlar hemen at G5 hamlesini oynadılar. Ve gördüğünüz gibi at F7, at E6, at H7 hepsine birden bakıyor. Ve siyahlar neden at A5 oynadıklarını belki de gösterecekler burada. Vezir C6 ile beraber bir an önce buradaki vezirleri kesip buradaki ataktan kurtulmak istiyor. Harika bir fikir fakat bu konumda değil. Çünkü burada at buraya G5'e gelmişken burada bir yere patlatmak zorunda kesinlikle. At çarpı F7 patlattı ve burada artık atı alamıyorsunuz. Çünkü şah çarpı F7'den sonra vezir G6, şah F8, fil H6, kale H6 ve vezir G8 mat olurdu. Dolayısıyla at burada alınamıyor. Ve at F7'den sonra kale H7 hamlesi geldi. Kale H7 ile beraber bari böyle alırım falan dedi. Ama burada da tabii ki işte Carse'nin 5 hamlede matı ortaya çıkıyor. Sizler de isterseniz durdurup burada bir bakabilirsiniz. 2018'de 2019'da video çekerken bunları çok söylüyordum. Şu anda o anılar aklıma geldi. Burada durdurup birazcık bakabilirsiniz ve devam eden arkadaşlar için de 5 hamlede mat başlıyor. Burada kale G8 hamlesi geldi ve kale G8 ile beraber ver şahı ve şahın gidebileceği artık hiçbir yer kalmadı. Şah F7 oynarsanız vezir H7 mat olacak. Dolayısıyla burada artık kabul etmek durumundasınız. Şah G8'e vezir H7 ve burada şah F8'e gittikten sonra bir de üstüne fil H6 geldi. Şah E8'den sonra vezir G8, fil F8'e de vezir F8 ve harika bir şekilde Carsten Christopher Yeo'yu mat etmiş oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve bu videolar daha fazla gelmeye devam etsin. Genelde her gün video koymaya çalışıyorum. Kanalıma bakabilirsiniz ilk kez karşılaştıysak ve aynı zamanda shorts videolarında da çok bayağı popüler videolar ürettik. Oraya gidip de shorts videolarını izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bye bye.